Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde ışık geçiren kaplama yapacağız. Nasıl yani? Mesela bir perdenin düzlemi var fakat ışığı içeriden soft bir şekilde geçiriyor. Peki bunu biz burada nasıl yapacağız? TrueSight materyal olarak bir materyal oluşturmamız lazım. Bu kaplama türü normal kaplamalardan biraz daha farklı. Buraya geliyoruz, sağ tıklıyoruz. Standart malzeme oluştururken bu sefer TrueSight malzeme oluşturmamız lazım. TrueSight malzememi buradaki modelime uygulamam gerekli. Buraya sağ tıklıyorum ve Apply Selection diyorum. Şu an uyguladığımda kaplamam yok oldu. Çünkü bunun içerisinde bazı özellikler aktarmamız gerekiyor. Sonra yeniden standart bir kaplama oluşturacağım. Şöyle gelelim. Hatta şuraya sağ tıklayarak yapalım. General dedik ve bunun rename ile birlikte ismini geçirgen malzeme olarak isimlendiriyorum. Sonra TrueSight malzemenin içine geliyorum. İki kaplamayı birbirleriyle karıştırarak bu malzemenin geçirgenliğini ayarlayabiliyorum. Önce front malzeme, yani önden görünecek malzemeyi seçiyorum. Geçirgen malzeme. Sonra ikinci malzememi tekrardan seçiyorum. Ve bu işlemi tamamladıktan sonra bu malzemenin ne kadar katı ya da ne kadar geçirgen olacağını ayarlayabiliyoruz. Şuradaki rengimin biraz daha rengini değiştireceğim. Şöyle bir sarı bir kaplama yapacağım. Hatta biraz da turuncuya yakın olsun. Şöyle koyu olsun biraz daha. Evet. Sonra biraz daha refleksiyon, yani yansıma özelliği vereceğim. Plastik gibi düşünebilirsiniz bu malzemeyi. Biraz plastiğe benzetmeye çalışıyorum. Şöyle bir kaplama oluşturduk. Biraz da glossus verelim 9 oranında. Normal bir kaplama yaptık. Şimdi çevre ışıklarını kapatacağım ve nasıl içeriden ışık geçirdiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Şöyle dış mekana geliyorum. Şu iç malzememi, yani şuradaki ışık malzemesine geliyorum. Omnilight. Bunun biraz daha oranını arttıracağım. Şöyle bir sıfır daha eklersem sanırsam buranın iç ışığı artacaktır. Çünkü bunu içeriye koydum. Sonra dışarıdaki ışıkları kapatıyorum. Ve dışarıdaki ışıkları kapattığımda farkındaysanız içeriden dışarıya doğru bir ışık salınımı meydana geliyor. Hemen gelelim buradaki TrueSight malzememe. Bu malzememi koyulaştırdığım zaman gördüğünüz gibi çevreye daha fazla ışık vermeye başladı. Şöyle aşağı doğru getiriyorum. Bu sefer iç mekana daha fazla ışık vermeye başladı. Stili bölümüne gelip stili bölümünden edit deyip şuradaki ikona tıklıyorum. Tüm modelimin aynı bakış açısında olduğuna dikkat etmem gerekiyor. Çünkü arkadaşlar, eğer buradaki rengimiz gri olursa bu ışıkların dışarıya doğru yansımasında hata oluşabiliyor. Ve buradaki translucate kısmını eğer düşürürsem buradaki kaplamamın geçirgenliği tamamen azalmış oluyor. Eğer bunu arttırırsam daha fazla olarak dışarıya ışığın doğal bir şekilde yayılmasını sağlıyoruz. Ve plastiklerde biliyorsunuz plastik gibi malzemelerde ya da mermer gibi malzemelerde ışığı hafif olarak geçirirgen bir malzemedir. TrueSight özelliğini kullanabilirsiniz. Bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.